Selamünaleyküm Elmaslı Günlere hoş geldiniz. Bu videoda hırkamızın yaka oyuntusunu yapıyoruz. Yaka oyuntusunu yaparken aynı zamanda bandımızı da yapacağız. İki işi bir arada bitirmiş olacağız inşallah Allah'ın izniyle. Şimdi bunu kenara alalım. Bu arada arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayalım. Şimdi diğer tarafı yaparken tersinden kesmiştim yapıyoruz. Bunu da düzünden yapacağız. Şimdi ben düzüne geldim hırkamın. İstediğim boyuta geldim. Ölçüye geldim. Ve kesmeye başlayacağım. Kaç tane bandımız varsa arkadaşlar o kadar ilmek atıyoruz. İlmeği de bu şekilde atıyorum. 8 tane atacağım ben. 2, 3, yavaş yapmaya çalışıyorum. 4, 5, 6, 7 ve 8. Şimdi modeli bana doğru çevirdim. Şimdi arkadaşlar en sondaki ilmek ters olmalı. O yüzden baştaki ilmeği düz olarak kabul ediyorum. Çift sayı olduğu için bundan sonraki terse denk gelecek. İlk baştakini bir tane dolarsam o daha sağlam olacak. Şöyle aldım. Şöyle yaptım diyelim. Şöyle bir çevireyim. Şimdi bu ilk düzümüz. İpliği bana doğru aldım. Ters, düz, ters. İlki böyle zor oluyor arkadaşlar, korkmayın. Sonrasını rahat bir şekilde inşallah öreceğiz. Ters, düz. Şimdi arkadaşlar burada en son ters kaldı. İpliği bana doğru aldım. Eğer burada bu ilmek yönü terse uygun değilse bunu bu şekilde çevirebilirsiniz. Çevirmeyebilirsiniz ama hani çevirsek daha iyi olur. İkisini birden aldım. İlk kesme işlemimi burada yapmış oldum. Hemen modelimin arkasını çeviriyorum. Şöyle şişlerden çıkartayım. İplik karşıya doğru arkadaşlar. Yine burada şu şişimdeki ilmeğimin yönünü değiştirebilirim. Bu benim alışımla alakalı. Eğer sizin alışınızda ilmek ters durmuyorsa değiştirmek zorunda değilsiniz. Bakın şimdi ana gövdeden, ana banttan bir tane aldım. Bir tane de biraz önceki 8.yi ikisini beraber ördüm. Önündeki ters, düz, ters, düz. İlmeğimde hangisi varsa o şekilde bu bandımı, yakadaki yani bandımı örüyorum. Örgümü çevirdim. Şişme örmeden iplimi aldım. Tersi ördüm. Düzü ördüm. Bu şekilde 8.ye kadar gelelim. Şimdi 8.ye geldim. Burada yine ben şuradaki ilmeğimi çevirmek istiyorum. Yeni bandımızla dan bir tane, ana banttan bir tane, ikisini bir aldım. Çevirdim. Ana banttan bir tane aldım. Yeni bandımızdan bir tane aldım. İkisini bir düz bir şekilde ördüm. Yine ters bir ters. Düzümü düz. Örüyorum. Tekrar örgümü çevirdim. Bakın yavaş yavaş arkadaşlar dönmeye başladı. Şuradaki gibi dönecek. Bakayım. Şuradaki gibi dönüşlerimiz olacak. Burada ilmek açma yerine de geldim aynı zamanda. İlmeğimizi de açalım. Şimdi ilk ilmeği örmeden aldım. İkinciyi ördüm. Üçüncü ilmeği ördüm. Şimdi 4 ile 5'i beraber örüyorum. Şişteki ilmeği tekrar sağ, sol şişime aktardım. Yine ikisini beraber örüyorum. Yani iki tane kesme işlemi yaptım burada. Sonra normal düzümü düz. Tersime geldiğim zaman ana banttaki ilmekle beraber ikisini ters ördüm. Hemen örgümü çevirdim.
Ana banttaki ilmekle yeni yaptığımız banttaki ilmeği düz ördüm. Ters, düz, burada düz var. Burada biraz önce kesmiş olduğum iki tane ilmeği atıyorum tekrar. Hani ilik için yapmıştık ya. Bu ikisini tekrar taktım. Burada düzüm, tersimiz var bir tane. Sonra düzümüz var. Sonra tekrar tersimiz var. Yine örgümü çevirdim. İliğimizi de açmış olduk bu arada. İpim arkada. Tekrar şişime örmeden aldım. 8. eline kadar tersleri ters, düzleri düz olacak şekilde örüyorum. Bakın şimdi ana banttan ve yeni yaptığım banttan birer ilmek alıyorum ve ikisini beraber örüyorum. Arkaya geçtim. Hemen oradan da ana banttakini diğerine aktardım. İkisini beraber düz ördüm. Çeviriyorum. Şimdi arkadaşlar özetleyecek olursak şu sırayı bitirip size özetleyeyim. Şöyle yaptık. Yeni yaptığımız banttan ana banda her geldiğimizde İkisinden de birer aldık, bir araya topladık. Tersten giderken de ikisini beraber topladık. Yani iki tane kesmiş olduk. Buraya her uğradığımda hem bu taraftan hem arka taraftan kesmiştim yapmış oldum. Toplamda her uğradığımda iki tane ilmeği kesmiş oldum. Bunu farklı bir şekilde de yapabilirsiniz. Onu da size anlatayım kısaca. Şöyle şimdi ana banttan yeni yaptığımız banttan geldik. Yaka bandından geldik diyelim biz ona. Geldik ya burada şöyle de yapabilirsiniz. Yeni yaptığımız yakadaki banttan bir tane ana banttan yani gövdeden iki ilmek alıp böyle de kesebilirsiniz. Ama o benim pek hoşuma gitmiyor. O yüzden ben kesme işlemini bu şekilde yapıyorum. Hem önden hem arkadan yapıyorum. Böyle bir tane kestim. Arkaya döndüm. Ve bir kesme işlemi de bakın şimdi buradan yapıyorum. Arkası da bu şekilde görünüyor. Tekrar bu bandımızı örelim. Tekrar örgümü döndürdüm. Örgümüzü bayağı bir döndürüyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi terslerimi ters, düzlerimi düz örüyorum. 8.'ye geldiğim zaman yani terse geldiğim zaman İki tane birden örüyorum. Her geldiğimde, gelirken de, giderken de buradan birer tane ilmek azaltıyorum. Tekrar döndüm. Bakın şimdi burada yine şöyle ikisini bir alıp tekrar bir kesme işlemi yapacağım. Tekrar örgümü döndürdüm. Banttan sonra arkadaşlar ben burada hepsini uzun uzun uzaya göstermeye gerek yok. Banttan sonra buradan 3 model bitene kadar yani toplamda 6 ilmek kesme yapacağım. Şurayı da kesince size tekrar göstereceğim. Bir kez daha anlatmış olayım. Bakın şimdi buradan geldiğimde en son ters ilmekte geldiğim en son ters ilmeğe biraz önce çevirmemiştik şunu çevirelim. Şöyle ikisini bir alıyorum. Hemen örgünün arkasını çeviriyorum. Buradan bir ilmek ilave edip ikisini beraber örüyorum. Ve yine tersinde ters, düzünde düz ne varsa onları örüp geliyorum. Toplamda banttan sonra 6 ilmek kesmiş olduk. Her geliş gidişte birer tane kestik. Şimdi tekrar örgümüzün düzündeyiz. 8 tane bandımızı örüyoruz. 8. diye yine kesme işlemi yapacağız arkadaşlar. Hemen örüp geçmeyelim. Şimdi burada 7 tane ördüm. 8. de ikisini beraber
Alıyoruz bunların. Alalım. Evet, aldık. Şimdi bu başa gidip geliyorum. Omuza doğru. Gidip geleceğim. Düzden ördüm, tersten de örerek geldim. Şimdi buradaki ilmekle yine yeni yaptığımız banttaki ilmeği ikisini beraber yine kestik arkadaşlar. Tekrar ilmeklerimize ne varsa onları örüyoruz. Yani şöyle yapmış olduk. Önceden hemen buradan gidip gelip kesiyorduk. Bu sefer geldik, kestik, devam ettik. Sonra döndük. Dönüp gelirken de bir tane kestik. Bu şekilde yaptık. Şimdi ise tekrar buraya geldim. Başladım yine bandımı örmeye. Ördüm. En sona geldiğim yine ikisini beraber ters öreceğim. İkisini beraber ördüm. Tekrar örgümü döndürdüm. Yine ikisini beraber şöyle göstereyim. Tekrar ikisini beraber tersinden de aynı işlemi yaptım. Ve yine düzlerimi düz, terslerimi ters ördüm. Artık yavaş yavaş yakamız ortaya çıktı. Bakın şimdi şöyle göstereyim. Gördünüz mü? Yukarıya doğru da aynı zamanda dönmeye başladı. Tekrar buradan geldim. Arkadaşlar bandımızı örüyoruz. 8.'ye geldim. Yine hem ana banttan hem gövdeden artık bu yaka bandımızdan pardon aldım. Hem de gövdeden aldım. Ve tekrar modelimi yaparak omuza doğru gidip geleceğim. Gördüğünüz gibi bandın son yani 8.'nin oraya geldim. Bir ilmek kaldı buradan. Banttaki bir ilmekle beraber düz olarak ikisini ördüm. Yine düzlerimi düz, terslerimi ters olarak örüyorum. Tekrar örgümü döndürdüm. Bakalım toplamda kaç ilmek kesmişiz arkadaşlar? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 ilmeği kesmişiz. Şuradaki ters banda ait ya. Toplamda 14 ilmeği kesmişiz. Şimdi arkadaşlar 4 sıra hiç kesme işlemi yapmadan bu modelimizi örelim. Sonra tekrar bir araya gelelim. Yani bir gidiş bir geliş 2 sıra oluyor. Tekrar bir gidiş bir geliş 2 sıra daha. Toplamda 4 sıra gidip öreceğiz. Şöyle 1 santim kadar yukarı çıkacak yani örgümüz. Tekrar bandımızı örmeye başlayalım. Bu 8. de arkadaşlar yine kesme işlemi yapacağız. Bunun için şu ilmeğimizi yine çevirelim. Çevirmeseniz de olur. Bu benim alışımla alakalı. Tersten keserek geldim. Şimdi arkadaşlar bundan sonra bir kestirme işlemi yok. Bir 4 sıra kadar gidip geleceğiz. Sonra tekrar size göstereceğim. Evet, şimdi arkadaşlar 4. sırayı yaparken bu sefer tersten ben geliyorum. Tersten gelirken şu şekilde yine son kesme işlemimizi yapıyoruz. Ve artık bundan sonrasını yine düzleri düz, tersleri ters. Artık yakımızın oyma işlemini bitirmiş olduk. Şu sırayı bitirip size göstermek istiyorum. Bakın. Şöyle yakamızı sizinle beraber oymuş olduk. Gayet güzel oldu bence. Karşı tarafı da arkadaşlar yaparken not alabiliriz. Benim gibi unutkansanız eğer. Gerçi bazen notlar da kâr etmiyor bana ama. Not alabilirsiniz. Omzu da size şu şekilde göstereyim. Omzu da böyle kademeli olarak kestim. Keserken bunu ben 4'e böldüm. Siz 3 parçada bölebilirsiniz. Sonra da şöyle bir şerit ördüm. Bu enseden şöyle gelecek ve arkaya dikilecek.
Bu videoda bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videoda buluşmak üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun efendim.